Sevgili dostlar merhaba. Ben Tufan Artok. Sizlerden gelen Enerjisa, Indes hisseleri var. Onlara bakacağız. Hem de e, Bitcoin'in son durumuna ve BIST 100'e tekrar bir değineceğiz. Dünkü yayınımda ben anlatmıştım çok detaylı bir şekilde BIST 100'ü. Yine kabaca bir geçelim. Enerjisa'ya baktığımızda e, günlükte Kaufman hareketli ortalama yitirdiğini, MACD'nin sat verdiğini, hissede e, bir yorgunluk belirtisi olduğunu e, görebiliyorum çok daha aşağı seviyelerden anlattım Alanlar da kazanmışlardır ama artık 71,80 seviyesinin e, buralarda bakın tırtıklamalar var tekrar deniyor ama olmuyor e, sert satış zaten küreseldeki sıkıntılardan dolayı tüm dünya borsalarında e, Kripto para borsalarında Hatta altında Gümüşte biliyorsunuz sert satışlar gelmişti. Biz de nasibimizi aldık. Şimdi küreseldeki sıkıntılar azalmış değil. O sebeple belki de bizim borsamızın da bir dinlenme sürecine geçeceği yani genel bir düşüş göreceğimizi ben söyleyebilirim. Bunu bir dinlenme süreci büyük hedefler öncesinde öyle düşünelim. Moral bozmaya gerek yok. Enerji sada da e, o sürece e, dahil olma durumu olabilir. Mesela sanki şuradaki destek bölgesine doğru 57,60 ve 55,65. Sanki buraya doğru bir sarkacak gibi görünüyor. Tabii ki de hemen üzerinde burası var. Mesela e, oraya da 63,60. nokta atışı vermeye gayret ediyorum elimden geldiğince. İşte 64,55, 64,50 de diyebiliriz. Burayı kaybedecek gibi görünüyor sevgili dostlar. Enerjisi elinizde ise güzel kar aldıysanız bence kenarıya çekilip tabi bu sizin risk yönetiminizle alakalı. Siz bilirsiniz sizin paranız. Bir kenarıya çekilip olan bitene bir bakmak lazım. Mesela ee, kahman hareketli ortalamayı kapatalım. Daha büyük bir e, fotoğraftan bakalım olaya. haftalığa aldık burada her mum bir haftayı ifade ediyor. Bollinger bantlarında mesela bakalım orta bandı burada e, yitirmiş tekrar üzerine atma e, gayretinde. E, orta band için ne diyebiliriz? 64,74 hissemiz 65,40. Fiyat akışları canlı şu anda. Burada bir savaş var. Benim görüşüm MACD haftalıkta da mesela SAT'ta Bollinger orta bandını haftalık görüntüde benim görüşüm tabi. Ben kaybedeceğini düşünüyorum. Mesela haftalıktaki desteklere bakarsak alt bantta mesela bir desteğimiz var. Orası için ne diyelim? 57,50 kırarsa 57,50 kırarsa 43,08 Seçenekleriniz var. 57,50 Hatta şu fitilleri de dahil edeyim ben. 57,50 55,70 bölgesine kadar bekleyip Buradan toparlar. Ben risk alıyorum. Diyorsanız. Siz bilirsiniz. Ama çok büyük risk içeriyor. Gerek yok. Ben olsam kenarıya çekilirdim. Karımı alır kenarıya çekilirdim. Ben olsam. Ama risk yönetimi sizin. Burada kademeleri belirttim. Ee, tekrar düşmeyelim. Hissenin genel görünümü. E, satta. Evet index bilgisayar burada da haftalık görüntüde Bollinger orta bandının kaybedildiğini eee MACD'nin haftalıkta tabii ki de satta göründüğünü siz de görüyorsunuz. Hemen altımızda bakın yani orta orta bandı kırmış alt banda gelmiş. Daha da sertleşirse buradaki desteği görüyoruz. 5,82 de i̇şte 5,61 5,62 gibi bu bölgeye sanki gözünü dikmiş gibi yön aşağıya e, bu flu bölgenin içinde e, 574 569 570 gibi flu bölgenin içinde kademeler var bölgeler var yani bantlar var Ben kabaca e, çatıyı ve tabanı Az önce söyledim biraz ekranı genişletelim daha nokta atışı verebilir miyiz bakalım Mesela fitilin olduğu bölgeden diyelim 5,79 o bölgenin çatısı 5,79 5,63 5,79 5,63 indeks bilgisayarın ilk istasyonu öyle görünüyor. Haftalık grafikte bakıyoruz. Buraya doğru gelip buralardan toparlayabilir. Ha başka kademeler var mı? Tabii ki de mesela şu fitillerin olduğu bölgeleri yok sayamayız. İşte 4,40, 4,45, 4,40 gibi bölgeler var. Daha aşağılarda da daha güçlü destek bölgeleri var ama burada güçlü bir destek hattı var. Az önce anlattım buralardan dönebilir. Şu düşüşün dönüşü gibi mesela buraya uğrayıp yani bu flu bölgenin içine uğrayıp yukarı yönlü e, gidebilir. Kırarsa zaten aşağıdaki bölgeyi de e, 4,44,45 orayı da anlattım. Yani arkadaşlar e, enerji sada indeks bilgisayarda yön aşağı. Şimdi biz yüzün dolar bazlı grafiğinde olumsuz ve olumlu senaryo var diye dün anlatmıştım. İzlemeyenler varsa o çok güzel bir yayın oldu bence. Bakabilirler benim dünkü Bistius analizim. Yükselen Kama formasyonu. Maalesef birer bir formasyon. Haftalık da oluşmuş. Orta bandı kaybetmiş. MACD sata geçmiş. <laughs> Bollinger bandlarına baktığımızda alt banda doğru yöneliyor. Zaten e, yükselen Kama'nın e, alt bandı da burada. Buraya bir temas. Kırılımdan sonra e, yüksek ihtimalle şuradaki fitili baz alırsak 269,77 veya 270 gibi kırar. Şurayı kendine bir destek gibi görüp tekrar bir yukarı deneme yapabilir bakın. Ardından buralara kadar gelebilir. E, 219,20 veya şurada bir fitilimiz var. Nokta atışı istiyorsanız orası da 215,62 215, 215,62 219,20 gibi düşüş gelebilir. Bu da olumlu senaryomuz. Aynısı. Bu da haftalıkta dolar bazlı grafik. Bu da haftalıkta dolar bazlı grafik. Bu da olumlusu. Olumlu ee, olumluda da sevgili dostlar bir fiyat boşluğumuz var. 312 dolara doğru bir atak yapar mı yapmaz mı? Bilemiyorum Yapabilir de yapmayabilir de Ama Buranın bozulması Halinde 215,62'ye doğru Salına salına gelebilir ee, Bu yükselen paralel kanalı Ben klonladım Yükselen paralel kanalı kaybettiğinde Aşağıdaki kanalın Tabanına doğru 215,62'ye doğru Veya Şuradaki 219,20'ye doğru. Biraz daha yayılarak bu şekilde bir temas gelebilir. Olumluya gidersek basit hareketli ortalamalar 21 hafta, 55 hafta, 90 hafta olarak. 21 hafta burada bakın mumun dip seviyesinde, 55 haftalıkta bir yaşam mücadelesi var. Ve ikisinin arasında bir fiyat boşluğu var. 312 dolara doğru ivmelenmesi size en azından kaçış şansı da verebilir. Veya yarı yarıya nakite geçme şansı verebilir. E, bu paralel kanal kaybedilmediği sürece ki 90 haftalık e, burada tabanda bakın. Kanalımızın tabanında. O da 277,29 dolara tekabül ediyor. 277 dolar diyelim biz. 277 dolar buradaki görselde. 277 dolar kaybedilirse orada kalıcılık görürsek altında senaryo burada da olumsuz demektir. Bir alt bant hareketi görülebilir. Burada da Bollinger alt bandına doğru sanki değil mi? Orta bandı kaybetmiş. Oraya doğru sanki değil. Artık öyle geliyor yani. Orası da 287,80 öyle diyelim. Tabi buranın kaybıyla birlikte dediğim gibi ama buralardan ama buralardan bir destek alıp tekrar deneme ardından o düşüşü yapabilir. Özetle yükselen paralel kanalda bir kayıp yok hala onun içinde. Buradaki hedef hala güncelliğini koruyor. Olumlu senaryo için söylüyorum. Olumsuz senaryoda henüz kırılım gelmedi aşağı yönlü. Henüz gelmedi. Ama burada bizim moralimizi bozan şey haftalıkta Bollinger orta bandının kaybı Mekdi'nin de haftalıkta sat vermiş olması. Ve de bearish bir formasyonun yükselen kamanın önümüzde duruyor olması. Kararı siz verin. Hisselerinizde kardaysanız karınızı alıp kenara çekilebilirsiniz. Çünkü bu fiyat boşunu almak için illa 312 dolara gidecek diye bir şey yok. Gitmeye de bilir. Gide de bilir, gitmeye de bilir. Kesin bir şey yok. Evet şimdi Bitcoin'e geçelim. Sevil dostlar Bitcoin'de de aynı BIST 100'deki gibi yükselen kama bearish bir formasyon var. Ama burada korkulacak bir şey yok. 30 dakikalıkta bakıyoruz çünkü. O sert düşüşün, şuradaki fitil de dahil, sert düşüşün e, bir diyeti diyelim. Sert düştü, işte şimdi toparlıyor diyelim. Ama o sert yükselişin de değil mi, bir hazmedilmesi lazım. E, burada yükselen kama e, görünümü var. Fitilleri baz aldım ben 30 dakikalık olduğu için fitilleri baz almazsam mumların dibinden çekersem bir şey fark etmiyor yine kama formasyonu çıkıyor yani ben fitilleri temas olarak aldım burada hem Fibonacci 0618 yani 52500 bölgesine gelebilir hem de şuradaki mumların dip seviyesi olan 53096,28'e de gelebilir. Biz 53.096 ile 52.500 aralığı diyelim. Yani şu beyaz bölge diyelim. Tepesinde de zaten bakın direnç bölgesi var. Flu bölgeler biliyorsunuz direnç. Altındaysa üzerindeyse destek. Burayı aşamıyor. Zirvesi yani buranın çatısı 57.288,04 0.4 Aşağısı da 57.040 diyelim. Böyle bir kanal var burada. Burayı bakın kafayı buraya her seferinde vuruyor. E şimdi artık yavaş yavaş kendisini sala sala giderse beyaz bölgeye gelebilir. Bearish formasyonun bölgesine düştüğünde buraya gelebilir. Paniğe gerek yok. Bir düzeltme diyelim biz. 30 dakikalıkta da veya 1 saatlikte bakıldığında 30 dakikalıkta da daha iyi gösteriyor Bunun işte sert yükselişin Bir düzeltmesi Diyelim buralara tekrar geldiğinde Buralardan ben tekrar e, Toparlayacağı görüşündeyim İşin kripto kısmında Bir sorun olduğunu Düşünmüyorum çünkü ABD borsaları Toparladı Hatta e, Eksi faizden çıkan 17 yıl sonra Japonya'nın bile Borsasında %10'luk bir yükseliş oldu. ABD borsalarında toparlama var. E, o yüzden kriptoda da bu beyaz bölgeden tekrar yukarı yönlü hatta bu beyaz bölgeye uğradıktan sonra daha güçlü yukarı yönlü gidişat görülebilir. E, tabii ki de şunun da altını çiziyorum. Formasyonlar e, bir rehberdir. işarettir ama yüzde yüz gerçekleşecek diye bir şey de yok tabii ki de hayatta hiçbir şeyin yüzde garantisi yok yani evden dışarı çıktığımızda bile eve geri geleceğimizin garantisi yok öyle örnek vereyim ama bu bearish bir formasyon bu bearish bir formasyon bu da çok güzel bullish bir formasyon biz yüzde ama moralimizi bozan burası artık karar sizin ben BIST yüzü tekrar etmiş oldum haftalıkta hem olumluyu hem olumsuzu. Bitcoin'i 30 dakikalıkta e, olası düşüş konusunda değerlendirdim anlattım. Gardınızı ona göre alın. Altcoin'lerde kardaysanız yani taze alımlar yapıp kardaysanız kar realizasyonu yapabilirsiniz siz bilirsiniz. Enerji sayı anlattık düşebileceği bölgeleri. İndeks bilgisayarı anlattık. Artık gerisi sizde sevgili dostlar. Yorumlar yapmayı, yayınları beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.